İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın bazı bölgelerinde kar hayatı felç etti. Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı, Rus barış güçleri Artsakh'ta mayından temizleme işlevini sürdürüyor. Ermenistan Cumhuriyeti ülkelerin güvenlik sıralamasında 2021'de 11. sırada yer aldı. Türkiye ve Azerbaycan Şubat ayında Batı Ermenistan'ın Kars şehrinde askeri tatbikat gerçekleştirecek. Batı Ermenistan'ın 6000 yıllık Kasrik Boğazı ziyaretçilerini bekliyor. Bağımsızlık mücadelesinin kurucusu ulusal şahsiyet ressam Haygaz Haçadıryan'ın resim sergisi açıldı. Artsakh'ın el yazması mirası Maşdut adlı madene taranda sergilenmeye hazırlanıyor. Diran Lokma Gözyan, Pan Türkizmi engelleyen ülke Ermenistan. Batı Ermenistan'ın orta ve güney dağlık bölgelerine dünden beri yağan kar trafiği olumsuz etkiledi. Batı Ermenistan'ın özellikle Babert, Van, Muş, Yerzinka, Erzincan, Sasun ve Harbert Elazığ illeri yarım metrelik kar tabakası ile kaplandı. Dağlık köyler arası yolların çoğu kapalı vaziyette. Sadece Van bölgesinde 52 köyün dış dünya ile bağlantısı kesilmiş durumda. Trabzon'un kıyı bölgelerinde de durum benzer. Kuvvetli hava kasırgası nedeniyle denizde 3 büyüklüğünde bir fırtına oluştu. Batı Ermenistan'ın çoğu bölgesinde yağışlar sadece 20 Ocak'ta duracak. Ancak yağışların ardından bölgelerin çoğunda kuzeyden gelecek soğuk hava kütleleri nedeniyle hava sıfırın altında eksi 32 dereceye kadar düşecek. Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'nın aktardığı bilgiye göre Artsakh'ın Mardager şehrinin banyolarını mayınlardan temizleme işinde Rus barış güçleri görevlileri modern Uran-6 adlı robotik ekipmanı kullandılar. Bu robotik ekipmanlar mayınların patlatılması çalışmaları sırasında askerlerin güvenliğini sağlamaya ve her türlü hava koşulunda bölgenin yüksek temizleme oranını sürdürmeye izin verdi. 23 Kasım 2020 yılından beri Rus barış güçlerinin mühendislik alt birimleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 551 hektar arazi, 205.3 kilometre yol, 25'i sosyal açıdan önemli olan 783 bina mayınlardan temizlenirken 23 binden fazla patlayıcı bulundu ve etkisiz hale getirildi. Ermenistan Cumhuriyeti küresel Numbeo veri tabanında yayınlanan 2001 güvenlik sıralamasında 11. sırada yer aldı. Güvenlik sıralamasında toplam 135 ülke yer alıyor. Ermenistan Cumhuriyeti'nin geçen yıla göre 2 basamak düşüş kaydettiği belirtilmelidir. 2020 derecelendirmesine göre Ermenistan Cumhuriyeti 9. sırada yer alıyordu. Komşu Gürcistan 10. sırada yer alırken Azerbaycan 32. Türkiye 51. İran ise 88. sırada yer aldı. Güvenli ilk 3 ülke arasında Katar, Tayvan ve Birleşik Arap Emirlikleri bulunuyor. Interfax Azerbaycan, Habertürk gazetesine atıfta bulunarak verdiği haberde Türkiye'nin 1-2 Şubat günleri arasında Kars'ta Azerbaycan askerlerinin de yer alacağı askeri tatbikatlar düzenleyeceğini bildirdi. Gazete, tatbikat sırasında tank birlikleri, topçu bataryaları, keskin nişancı grupları, özel kuvvetler komutanlığı personeli, özel kuvvetler ve helikopterler görev yapacak diye belirtti. Habertürk'ün verilerine göre özel askeri tatbikatlara Azerbaycan askerleri de katılacak. Açıklamada tatbikatın amacı sistemde işbirliği ve ortak operasyonları sağlamak, silah ve araçların verimliliğini test etmektir denildi. Ayrıca görevlerden biri derin karda ve donda atış etmek de dahil olmak üzere birliklerin savaşa hazır olup olmadığını test etmek, kış koşullarında hazırlık seviyesini yükseltmek. Kars'ın şu anda Türkiye tarafından işgal edilen Batı Ermenistan'ın ayrılmaz bir parçası olduğunu hatırlatalım. Söz konusu topraklarda herhangi bir faaliyet Batı Ermenistan yetkililerle mütabakata varılmamışsa uluslararası olarak yasa dışıdır. Planlanan askeri tatbikatlar da bir istisna değildir. Batı Ermenistan'ın Şırnak'ta Gabar ve Cudi dağlarını birbirinden ayıran, kesin korunacak hassas alan olarak tescil edilen Kasrik Boğazı'nın keşfedilmesi bekleniyor. Yaylalarıyla, kanyonlarıyla, doğal güzellikleriyle, tarihi varlıklarıyla, kültürel değerleriyle, spor faaliyetleriyle anılan şehir olma yolunda ilerlediğini belirten Vali Ali Pehlivan,
Kasrık beldemiz, Dicle Nehri'ni selamlayan boğazı, kanyonu, tarihi kaya işlemeleri, mağaraları, kelaynakların doğal barınma alanları ve tarihi köprüsüyle kartpostallık bir görünüme sahiptir, dedi. Kasrık'ta çok sayıda tarihi kalıntılar bulunuyor. Kasrık boğazında tarihi su bentleri, heykeller ve kent kalıntıları varlıklarını halen koruyor. Kasrık aynı zamanda krallar geçidi olarak bilinmekte. Burada kaya kabartmaları bulunmaktadır. Arabot gazetesinin aktardığına göre Yeşe Çarenc adlı edebiyat ve sanat müzesi bugün ilk kez Ermenistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlık mücadelesinin kurucusu, Ulusal Birleşik Parti'nin kurucusu ressam Haygaz Haçadıryan'ın resimlerini sergiliyor. Organizatörü Moskova'da yaşayan Tir adlı Armenoloji Merkezi Başkanı, bu savaşın ilk günlerinde Yerevan'a gelen ve önemli örgütsel girişimlerde bulunan David Ağacanyan'dır. Serginin Çarenc adlı edebiyat ve sanat müzesinde düzenlenmesi tesadüf değil. Çünkü bu müze ulusal ruhla dolu bir ocak. Burada Mikhail Nalbandyan, Rafael Batganyan, Raffi, Vahan Deryan, çağdaş ünlülerden Arama Çadıryan ve diğerleri olan Ermeni Kurtuluş Mücadelesi'nin farklı aşamalarının temsilcilerinin kişisel eşyaları saklanıyor. David Ağacanyan, Arabot.im'e verdiği reportajda halkın daha geniş toplumunu ulusal fikirler etrafında birleştirmeyi hedefliyoruz. Çünkü artık devlet sisteminde egemenlik sorunu yaşanmakta ve siyasi alandaki durum istikrarsız. Bence böyle bir birlik bizi doğru yola çıkaracak ifadesinde bulundu. Makalenin tamamını arabot.im'in internet sitesinden okuyabilirsiniz. Mesrop Maşdot adlı eski el yazmaları müzesi olan Madena Taran bir sergiye hazırlanıyor. Madena Taran önümüzdeki hafta Artsakh'ın el yazması mirasını sunacak. Madena Taran, Ganzasar adlı bilim kültür merkezi yöneticisi Aram Torosyan, Armen Press ile yaptığı görüşmede sergide Artsakh'ta yazılan ve saklanan el yazmaları, Şuşi'de basılan kitaplar, arşiv belgeleri ve katalogosun notlarının sergileneceğini belirtti. Sergide toplam yaklaşık 80 eser yer alacak. Aram Torosyan'a göre Madena Taran'ın Artsakh şubesi 2015 yılından bu yana Artsakh'ta yazılmış ve resimlendirilmiş 100'den fazla el yazmasını sergiliyor. Tarihi Ermenistan'ın diğer şehirlerinde yazılan el yazmaları da sergilenecek. Artsakh yalnızca bir el yazması oluşturma yeri olarak değil, aynı zamanda el yazmalarının saklandığı bir yer olarak da biliniyordu. Orta Doğu Araştırmaları Merkezi Müdürü Türkolog Diran Lokma Gözcan'ın reportajını bugün izleyebilirsiniz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Barse Gananca'nın seslendirdiği Nenni Rinay adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.